Vay canına, insan boyutunda satılık bir Barbie bebek. Vay! Aa, Scarlett ne işler çeviriyor? Seni satın alacak param yok ama benimle eve geliyorsun. Aa, saati de varmış. Canlı mıyım? Hareket edebiliyorum. Tamamdır. Merhaba. Bundan sonra en iyi arkadaşım olacaksın. Yaşasın. Hadi eve gidelim. Ah hayır. Neler oluyor? Barbie? Hayır. Bu da ne demek oluyor? Hemen kutuna geri dön. Hayır. Bırakın beni. Sana gelince küçük kız. Sen de hapse gidiyorsun. Hayır. Şimdi ne yapacağım ben? Bu bir Barbie mi? Vay canına. Tanrım, lütfen Barbie'yi biraz yalnız bırakın. Şuna baksana. Yakala. Bu çok eğlenceli. Sıkışsa yakala. Onu geri ver. Uçuyorum. İşte böyle. Yakala onu. Durun artık. Hayır. Bebeğim. Hey, kesin şunu. Çok gürültü yapıyorsunuz. Hiç eğlenceli değilsin. Ah, her neyse, parti bozucu. Bebeğim. Çocuklar, Barbie'yi eziyorsunuz. Olamaz. Her tarafın dağılmış. Şu haline bak. Midem bulanıyor. Barbie etrafa savrulmaktan kustu. Çok iğrençsin. Merak etme, seni baştan yaratacağım. Hadi başlayalım. Aman tanrım, poposunda bir sürü sivilce var. Bunu çözmenin tek yolu bütün sivilcelerin iltihabını çekip çıkarmak. Bak, sivilce küçülüyor. Vay be, bu iğrenç. Dur, ağzımda bir şey var. Bir yara bandı mı? En azından Barbie'nin yarasını sarabilir. Fakat hala kirli yüzü için bir şeyler yapmamız gerek. Acaba ne yapsak? Aa, buldum. Seni biraz tükürükle temizleyeceğim. Kahvaltıda yulaf lapası yediğini de böylece anlamış oldum. İğrenç. İşe yaramıyor. Öyleyse kesip açmam gerekecek. Şimdi diş macunuyla yüzündeki tüm kiri temizlemek için Barbie'yi tüpün içine batıracağım. Ve birkaç defa daldırıp çıkaracağım. Nefes alamıyorum. Zavallı Barbie. Neyse, en azından bu numara işe yaramış görünüyor. Ne derler bilirsiniz. Güzellik acı çektirir. İyice fırçaladıktan sonra bir süngerle silmelisiniz. Aa! Hadi şu sivilceleri patlatalım. Tıpkı düğme gibi. Oh, şimdi yüzümü temizleme sırası bende. Sanırım hepsi çıktı. Tertemiz oldu. Yaşasın. Çıkar şu sakızı saçımdan. Onu çıkaracağım. Ama bu çok kalın. Kafa devim. Ah, aman tanrım. Sanırım ben saçın büyük bir kısmını kopardım. Saçım. Özür dilerim. Öyleyse geri kalanı tıraş edelim. Düzeltmek işe yaramıyor. Bari baştan başlayalım, değil mi? İşte. Bekle. Bacaklarında daha fazla kıl var. İşte şimdi hepsi gitti. Pekala. Şimdi sana yeni bir saç yapalım. Dergi kapağındaki şu muhteşem saçlara bakın. Ama halhal Scarlett'in daha çok ilgisini çekiyor. Sonuç olarak sakıza ihtiyacımız varmış. Zincirden saç mı? Bunu Barbie'nin yeni koleksiyonuna ekliyoruz. Beşlik çakarken dikkatli ol. Çünkü bazıları berbat kokar. İğrenç. Sana banyo yaptırmamız gerek. Ne yapsak? Ha? Bu dondurma çok güzelmiş. Başka yok mu? Artık bu kaba ihtiyacım kalmadı. Pringles zamanı. Aa, dondurma kabı mı? Oo, daha çok bir Barbie küvetine benziyor. Sakın bana Barbie'yi tuvalet suyuyla yıkayacağını söyleme. Tanrım, sanırım elimizde ne varsa onu kullanacağız. İşe yarıyor. Bence Barbie'yi suyla temizlemeden önce suyun kendisini temizlemeliyiz. İğrenç. Hey, bekle. Bir fikrim var. Toprakla ne yapmayı planlıyor? Toprak toplayıp suyla karıştırmam gerekiyor. Bu yeterli olacaktır. Biraz çırpalım. Ve çamur banyosu hazır. Vay canına. Bu harika.
harika görünüyor. İçine gireceğim. Çok yumuşak ve rahatlatıcı. Onlar Skittles mı? Tatlı bir çamur banyosu. Bu mısır gevreğini yemeyeceğim. Ama çöpe de atamayız. Bunu Barbie için yüz maskesi olarak kullanacağım. Bu tam bir spa hizmeti. Çamurlu bir Skittles banyosu yapabilirim. Tüm o mısır gevreği maskesini silelim. Ve Barbie yepyeni görünsün. Öyle güzelsin ki. Temiz olunca daha rahat uyuyacağından eminim. İyi geceler. Aman tanrım. Yoksa bu bir hapishane kavgası mı? Barbie hamam böceklerine karşı. Barbie saldırı altında. Defolun üstümden sizi pis böcekler. Hadi Barbie hadi. Dövüş dövüş. Beni yenemezsiniz. Bu hapishaneyi ben yönetiyorum. Boğul artık. Hayya. Ne kadar da kolaymış. Başka kim dövüşmek ister? Ha? Sakin ol şampiyon. Şu kıyafetlerine baksana. Vay be. Şu temizlik malzemelerine bir bak. Bir şeye ihtiyacım var. Buldum. O plastik torba ne için? Bu plastik torbayla havalı bir şey yapacağım. Sadece birkaç değişiklik ve dokunuşa ihtiyacı var. Hazır mısın? Sana süslü bir elbise yaptım. Bence pembe sana çok yakışıyor. Kurdeleyi bağlayalım. Ve işimiz bitti. Senin için bir defile hazırlamalıyız. Kırmızı halıyı ser. İpleri hazırla. Ve gösteri zamanı. Kendimi dünyanın en güzel kızı gibi hissediyorum. Çok ünlüyüm. Gülümse. Poz ver. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvah. Yaklaşmakta olan bir kazanın kokusunu alıyorum. Ne? İğrenç. Bu iğrenç. Ah hayır. Başka bir halı kazası daha. Aman tanrım. Hayır. Kıymık ve kaka mı? Şuna çifte bela desene. Neyse ki kıymığı kolayca çıkaracak bir tüpüm var. Kakaya gelince basit bir hareket yeterli. Ve şimdi de ayakkabılar. Vay be! Vay canına! Bu ineğe neler oluyor böyle? Renkli oyun hamuru fışkırtıyor. Onlarla iyi bir burgu yapabilir. Bu tam bir fiyasko. Bunu istemiyorum. Kim bulduysa onundur. Bu oyun hamuru artık benim. Bir fikrim var. Önce Barbie'nin ayağını plastikle sarmak. Sonra da oyun hamurunu üzerine yaymak istiyorum. Daha da iyisi bunu birçok platformu olan yüksek bir topuğa dönüştürebiliriz. Güzel ayakkabılar. Onlara son bir dokunuş yapayım. İşte bu kadar. Kaka tutmayan topuklu ayakkabılarla kırmızı halıyı tamamen sallayabilirsiniz. Barbie yeni ayakkabılarını çok sevdi. Ama artık dinlenme vakti geldi. Durun, görünüşe göre Barbie'nin bir yatak arkadaşı var. Seni zavallı bebek. Defol git buradan seni hamam böceği. Sana yeni bir yatak bulmalıyız. Karton bir kutu mu? Sanırım bunu kullanabilirim. Sadece kenarından bir parça kesmem gerek. Sonra da güzel bir mora boyayacağım. Şimdiden harika oldu. Ve şimdi de süslemeler. Yatak başlığına değerli taşlar koymak istiyorum. Kendini kraliçe gibi hissedeceğin kesin. Ve tabii ki pembe bir çarşaf. Bir yastık ve yumuşak bir battaniye. Ama duvarın da biraz elden geçmesi gerek. Buldum. Hadi sprey boyayla boyayalım. Malibu rüya evi olmasına çok az kaldı. O kibrit kutusuyla ne yapacaksın? Kibrit kutularını üst üste koyacağım. Sonra da Barbie'nin yatağı gibi mor bir bantla kaplayacağım. Boncuklar kulp görevi görecek. Böylece gerçek bir çekmece seti gibi görünebilir. Barbie'nin eşyalarını koyması için daha geniş bir alan. Yeni odamı seviyorum. Kraliçe gibi hissetmeyi hak ediyorum. İyi geceler. Odanı harika yaptım öyle değil mi? Bayıldım. Hey, ne diye oyalanıyorsun orada? Kalk git ve o tuvaleti hemen temizle. Tamam gidiyorum. Scarlett işinden hiç memnun görünmüyor. Daha hızlı. Daha temiz yap. Alo. Geliyorum. Temizlemeye devam et. Aman tanrım. Özür dilerim Barbie. Seni itmek istememiştim. Sırılsıklam oldum. Özür dilerim.
Bunu düzelteceğim. Ha? Buldum. Çöpten çıkarılmayı bekleyen bir hazine her zaman vardır. Bir balon. Scarlett neyin peşinde? Bu balonu kesip Barbie'nin giyebileceği şekilde bir şey yapacağım. Heyecanlı mısın? Sana bir mayo yaptım. Önce alt kısmı ve üstü. Harika görünüyorum. Bu boş Pringles kutusu da işe yarayabilir. Aman tanrım, bu ekmek o kadar bayat ki bıçak gibi keskin. Pringles kutusunu ortadan ikiye bölebilir. Pringles kutusunun diğer yarısını maviye boyayacağım. Kaydırak hazır. İşte gidiyorum. Hey! Vay canına. Tüm o tuvalet temizleme işine değdi doğrusu. Artık Barbie bir havuz partisi verebilir. Yaşasın! Hadi Barbie, yapalım parti. İşte hayat bu. Aman tanrım. Bu Ken mi? Ah, ilk görüşte aşka tanık olmak. Barbie o kadar güzel ki. Seni hapiste öylece bırakamam. Ken hapishane parmaklıklarını kırdı. Ah, aşk uğruna yapılan şeyler. Görünüşe göre aşk insanı özgür kılıyor. Hey, orada neler oluyor? Oo, sonsuza dek mutlu sona mı tanık oluyorum? Barbie, seni öpebilir miyim? Evet. Polis bile umutsuz bir romantik. Vay! Ne aşk hikayesiydi ama, değil mi? Kesinlikle. Çok romantik. Atladım. Bu artık hiç eğlenceli değil. Bence saçını kestirmelisin. Güle güle. Oh, neler oluyor? Canlandım mı ben? Canlandım. Gel bakalım buraya. Sanırım başım dönüyor. Ve yine bir oyuncak bebeğe dönüştü. Zavallı şey, ben sana bakarım. Barbie makyaj yarışmasına hoş geldiniz. Barbie'm nasıl? Sivilcelerini temizleyeceğim. Ama önce burnunla ilgili bir şey yapmalıyız. Umarım bu törpü burnun için işe yarar. Sanırım oluyor. Mükemmel. Ama sivilcelerin... yapışkan sümüm tam zamanında aktı. Bunu yüz maskesi olarak kullanabiliriz. Çok işlevsellikten bahsediyoruz. Bakalım... İşe yaradı. İğrenç. Şimdi popondaki sivilcelere bakalım. Onları patlatmam gerekecek. Bu biraz pis oldu. Oyun başlasın. Ben bir patlatma uzmanıyım. Bu iş hemen bitecek. Yapmamız gereken ilk şey bu sivilcelerle ilgilenmek. İğrenç. Hayır. Dur, patlatmayı deneyeyim. Şu iltihaba bak. Şimdi onunla oyun hamuru gibi oynamanın zamanı değil. Bu minik yüz maskesi tam aradığımız çözüm. Barbie'nin yüzü için tam uygun boyutta. Yavaşça yerleştirin. Tamamen temiz ve pürüzsüz. Scarlett bunun için bir yıldız kazanıyor. İlki de bir dahaki sefere daha hijyenik bir yöntem denersin Camila. Karışmış saçlarını nasıl düzeltebiliriz? Kesmekten başka çare bırakmadın bana. İşte şimdi geri kalanını da tıraş edeceğim. Kel bir kafa çok havalı olabilir, biliyor musun? Hayır, saçıma ne yaptın? Bitti. Şimdi balonu bana ver. Ucunu keseceğim ve kafa derine saracağım. Sonra üzerine sıcak yapıştırıcı süreceğim. Isıyı hiç hissetmeyeceksin. Çocuk oyuncağı. Tabii ki saça ihtiyacın olacak ve ben sana benimkinden vereceğim. İstediğin kadar kalın ve uzun olabilir. Bu kadar yeterli olur umarım. Tatlı buklelerle dolu bir saçın olana kadar saç derine yapıştırmaya devam edeceğim. Bir star gibi görünüyorsun. Yaşasın.
Çizim yapmak eğlencelidir. Ancak her şeyi kenara çektiğinden emin olmalısın. Yanlışlıkla Barbie'nin saçını boyayabilirsin. Yardım edin. Oh, hayır. Çok üzgünüm. Bunu düzeltebilirim. Aha. Barbie'yi içine batırmak için bir kavanoza ihtiyacım var. Tam sana göre. Şimdi güzel bir süt banyosuna hazır ol Barbie. Eminim nefesini birkaç saniye tutabilirsin. Birkaç damla pembe gıda boyası ekleyeceğim. Şimdi kavanozu kapatacağım. Ve birkaç kez çalkalayacağım, çalkalayacağım, çalkalayacağım. Ve biraz daha. İşte oldu. Sonucu görelim. Vay canına. Pembe saçlarına bak. Çok güzel olmuş. Ama bu işlem kelimenin tam anlamıyla Barbie'nin nefesini kesti. Başka bir fikrim var. Saçını deniz kızı saçına benzetmek için bir saç boncuğu zımbası kullanacağım. Sağa sola birkaç taş ve işte. Kendi saçını kesmek asla kolay değildir. Bu yüzden Camilla'ya özverisi ve fedakarlığı için bir yıldız veriyorum. Dolgun dudaklar mı? Aa, tanrım. Barbie'min dişleri çok pis. Neyse ki diş macunum hep yanımda. Bununla tüm yüzünü temizleyebilirim. Ve bir diş fırçasıyla tüm pisliği temizleyeceğim. Barbie'lerin ciltlerini ferah tutmak için naneli bir şeye ihtiyaçları var. Ooo, diş teline de ihtiyacımız olacak. Aklıma metal bir küpem olduğu geldi. Sadece biraz esnetmem gerekiyor ve diş teli olarak işe yarayabilir. Kısa sürede mükemmel inci beyazlığına sahip olacaksın. Selfie çekiyorum. Hadi Barbie'ye bir şaka yapalım. Kızı çok severim. Aa, durdurun şunu. Şuraya bak. Orada bir tuğladan duvar var. Duvara doğru yaklaşıyor. Aman tanrım. Dişlerin. Çok üzüldüm. Ne yapsam ki? Dur. Dudaklarına oje süreyim. Dudaklarını tekrar pembe ve dolgun yapacağım. Sadece dudaklarını iyileştirmemiz gerekiyor. Ve şimdi tam selfilik dolgun dudaklara sahip oldun. Scarlett'in yaptığı sorumsuz şaka yüzünden kazanan Camilla. Oo, ceviz kabuklarıyla ortalığı batırmışım. Peki bu ne? Bir Huggy Wuggy bebeği mi? Aklıma bir fikir geldi. Fındık kabuğuyla Barbie'ye hamile görünümü vereceğim. Ve ten renginde sıcak tutkalla kaplayacağım. Ben bir dahiyim. Ne kadar da zekice bir numara. İşte bitti. Barbie bebeklerinde doğal ihtiyaçları olabilir. Tuvalete mi gitmen gerekiyor? Ne yapmamı istiyorsun? Az kalsın unutuyordum. Senin kendi tuvaletin var. Birisi çok fazla meyve suyu içmiş. Ve harika haberlerimiz var. Barbie yakında anne olacak. Hamile misin? Bu sevimli bebekle Barbie'ye hamile görünümü vermek istiyorum. Sıcacık ve yumuşacık. Harika. Yıldız Scarlett'a gidiyor. Barbie'ye bir canavar bebek yerine gerçek bir bebek verdiği için tebrikler. İğrenç. Barbie'nin yıkanmaya ihtiyacı var. Bak, bulaşık deterjanı. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Şişeden mini bir küvet yaptım. Üstüne de biraz köpük şöleni. Aha, bu çok rahatlatıcı. Tatil zamanı. Barbie havuza girmeye hazırlanıyor. Yapabilirsin tatlım. Sadece atla. Sadece atlamak mı? Kaydıran ne kadar yüksek olduğunu görmüyor musun? Bu havuz ne kadar da derin. Sanırım biraz itilmeye ihtiyacın var. Aa, korkuyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yardım et. Yüzme bilmiyorum. Sanırım birisi havuza tuvaletini yaptı.
Aman tanrım, bu şişme flamingo işimize yarayacaktır. Onu şişirmem lazım. İşe yaradı. Flamingoya atla ve sıkı tutun. Ah, nihayet güvendeyim. Ucuz atlattı. Bu yüzden Yıldız Camilla'ya gidiyor. Yaşasın! Barbie'nin suyu geldi. Umarım burayı su basmaz. Çıkarın şu bebeği. Seni gerçek bir doktora götürecek param yok. Kendim yapmalıyım. Sezaryen yapmamız lazım. Yemek çubukları işe yarar. İşte bebeğimiz. Ne kadar sevimli. Gel buraya ufaklık. Seni sıcak tutmak için bir battaniyeye saralım. Benim küçük oğlum. Bebeğin için çok heyecanlıyım. Dur, sen az önce elime çişini mi yaptın? En azından tuvalete gidebilirsin. Olamaz, suyum geldi. Sanırım doğum başlıyor. Ne? Ambulans çağırmalıyız. Yardım edin, Barbie'm doğuruyor. Hadi hemen bin bebeğim. İyi şanslar. Ben doğumunuzu gerçekleştirecek olan doktorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1, ıkının lütfen. İyi olacak mı? Sorunsuz ve başarılı bir doğumdu. Çok tatlı. Bebeğim de benim gibi güzel gözüküyor. Scarlett'ın müdahalesi daha duyarlı ve hijyenikti. Bu yüzden Yıldız'ı o aldı. Zavallı Barbie'm, ayakkabısı yok. Seni hayal kırıklığına uğrattım Barbie. Dur, keçe mi? Harika bir fikrim var. Keçenin üzerine küçük bir elips çizeceğim. Böylece şekli kesebilirim. Aynısını farklı renklerde yapacağım. Sonra onları sandviç gibi üst üste koyup üstüne bir de kemer takacağım. Yeni rahat terliklerini dene. Oh, dikkat et. İğrenç, pisliğe bastım. Muhtemelen sadece çikolatadır. Hayır, iğrenç. Neyse ki yanımda yedek ayakkabı getirmiştim. Ruj şeklinde topukları var. Böylece dudaklarını her zaman tekrar boyayabilirsin. Yürüyüşe çıkma zamanı. Barbie yeni ayakkabılarını çok sevdi. Hadi kızım. Bu kadar kararlı ve yaratıcı olduğun için Yıldız'ı Camilla alıyor. Mücadele devam ediyor. Matkabın ucunda bir elma mı var? Yemek için ne kadar da edimsvari bir yöntem. O Wednesday'in dişi değil mi? Ne oldu tatlım? Olamaz, elma yerken dişin mi çıktı? Korkunç! Dişimi geri istiyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Yüzüğümün içinde su dolu bir kaseye dökebileceğimiz termoplastik toplar var. Katılaşana kadar beklettikten sonra diş gibi şekillendirebiliriz. Yeni dişimi denemek istiyorum. Olmaz. Bir süre elma yemek yasak. Kolalı jelibondan daha iyi bir atıştırmalık olamaz. Tatlım, hadi bir selfie çekilelim. Gülümse. Dişlerin neden bu kadar siyah? Aman tanrım! Butler! Buyurun efendim. Chelsea'nin dişlerini temizlememiz gerek. Bir sürü diş fırçam var. Birini seç bakalım. Hiçbirini istemiyorum. Bir şeyler yok. İşte ışıklı ve elektrikli unicorn diş fırçası. Hadi bakalım. Tertemiz. İyi iş çıkardın. Aferin kızıma. Wednesday, Cadılar Bayramı makyajımı yapmaya çalışıyor.
Bu güllerin sadece dikenlerini istiyorum. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Ruj böyle sürülmez tatlım. Mürekkep balığı yutmuş gibi görünüyorsun. Dur şunu bir silelim. Ama ben ruj istiyorum. Bütün ruju bitirmişsin. Çikolata mı? Polis bey, çikolatanızı alabilir miyim lütfen? Hayatta olmaz, bu benim. Peki onu şu gözle takas etsek? Hayır, gözle değil. Al bakalım. Kemik mi? Aa, yanlış parça. Çürük diş mi? Al çikolatamı. Tamam, doları buldum. Aa, teşekkürler. Şimdi biraz el işi yapma zamanı. Çikolatayı parçalara ayırıp bir kaseye koyacağım. Sonra bir kaşığın üzerinde biraz çikolata eriteceğim. Ve erimiş çikolatayı ruj tüpünün içine dökeceğim. Yenilebilen bir çikolatalı ruj. Vay canına. Dur bir deneyeyim. Bana çok yakıştı. Canım çekerse yiyebilirim. Morticia tam bir dahi. Chelsea Barbie'ye ruj sürüyor. Ya da en azından sürmeye çalışıyor. Merhaba tatlım, nasıl gidiyor? O benim rujum mu? Komik olan ne? Aa, bana ne yaptın böyle? Üzgünüm. Aslında hoş sayılır. Burada bir palyaço olduğunu bilmiyordum. O zaman bırak da sana ruj sürsün. Yok artık, hayatta olmaz. Beni buna zorlayamazsınız. Karşılığında altın versen bile mi? Altın mı? Yani makyajı ve altını gerçekten çok severim. Pekala, hadi başlayalım. Bu çok eğlenceli olacak. Dudaklarını iyice şişireceğim. Dur, sana yardım edeyim. Biraz daha sür. Görünüşe göre bu herkesi mutlu etti. Çok susadım. Bu musluk kanalizasyona bağlı olmalı. Venizley'in bunu içmesi mümkün değil. Hayır, bu kirli su. Ama ben çok susadım. Bir yolunu bulacağım. Aa, karpuz. İşte bu. Polis bey. Efendim? Biraz karpuz alabilir miyim? Ha? Yok artık. Karpuz çekirdeği. Ben ne yapacağımı biliyorum. Çekirdeği ekerek karpuz yetiştirebilirim. Bu çok hızlı oldu. Muhteşem. Şimdi bunu nasıl içeceğiz? Musluktan tabii ki. Musluğu alıp karpuzun içine sokacağım. İşte karpuz suyu. Kim ister? Aa, tadı çok güzel. Görünüşe göre biri gece ortalığı batırmış. Kahverengi lekeler. Aa, bu da ne? Yatağın her tarafında. Uykumda altıma mı yaptım? Ay, patlar. Evet, ne oldu? Bu pisliğe bir çare bul. Aman tanrım. Sakin ol. Bu sadece Chelsea'nin Nutella'sıymış. Tamam. Bırak ben halledeyim. Seni gidi pasaklı kız. Senin için bir ördek sebilim var. Bu küçük ördek sayesinde etrafı kirletmeden istediğin kadar çikolata yiyebileceksin. Alete kocaman bir alkış. Bu ses de ne? Bu bir gölge canavarı. Tamam, sorun değil. Neredeyse unutuyordum. Canavarlar Venizley'i rahatsız edemez. O zaten bir cadı. Ne? Merhaba. Hayır. Tamam, giriyorum. Ne oldu? Korkunç bir peri gördüm. Ben kimseyi göremiyorum. Etrafa bir bakayım. Polis bey. Ha? Hula lula dans et hula. Kızım karanlıktan korkuyor. Baksana nasıl da titriyor. Bir saniye, sana bir lamba getireyim. Al bakalım.
Ben de tekrar dansıma döneyim. Hula lula salla kalçalarını. Hula lula salla kalçalarını. Havai eteği düştü. Bingo, bir fikrim var. Bu lamba bir güneş gözlüğü ve bir şapkayla daha da süslü olabilir. Tıpkı Venizel'in amcasına benzedi. Korkunç. Bak, bu amcam. Artık uyuyabilirim çünkü o beni korur. Tatlı rüyalar. Ne? Yatağın altında bir canavar var. Canavar! Çabuk yardım düğmesine bas, memur bey! Beni neden çağırdınız? Sorun nedir? Yatağın altında bir canavar var. Lütfen kurtar bizi. Canavar mı? Kontrol edeyim. Görünüşe göre burada hiçbir şey yok. Kabus görmüş olmalısınız. Hayır, bekle. Sana para veririm. Yeter ki bir şeyler yap. Buna hayır demem doğrusu. Ne yapsam? Bir Barbie bebek ve bir el feneri. Bir fikrim var. Bebeği el fenerinin üstüne koyalım. Böylelikle bir Barbie lamban olur. Görüşmek üzere. Bu süper bir numara. Tatlı rüyalar çocuklar. Wednesday banyoda pek eğlenmiyor gibi. Morticia, Wednesday'in gözlerine dikkat et. Sıra şampuanda. Gözlerini kapalı tut tatlım. İşte oldu, bu kadar yeter. Yakında bitecek. İyice köpürtmeliyiz. Oo, gözüme şampuan kaçtı. Çok acıyor. Anne bak. Oo, tatlım, gözlerin vampir gibi olmuş. Ne yapmalı? Polis TikTok dansı yapıyor. Morticia bu esnada onun şapkasını alabilir. Hey, şapkam! Şapkayı süperlikli bir şapkaya dönüştürmek için sadece üst kısmını sökmem yeterli. İşte bu kasket şampuanın yüzüne kaçmasını önleyecek. İşe yaradı. Artık kimse vampire dönüşmeyecek. Harika bir çözüm buldum, değil mi? Chelsea büyük bir keyifle banyo yapıyor. Barbie ise manikür yaptırıyor. Saç derisine nazikçe masaj yapalım. Ay, gözüme şampuan kaçtı. Özür dilerim. Ne oldu? Bir şeyler yap hemen. Biliyorum, bu pamuk pedlerle gözlerini silelim. Pamukların ojeli olması durumu daha da kötüleştirdi. Zavallı kızım, Butler, bir şeyler yap. Düşünmeliyim. Buldum. Bir taç. Taç gözlerinizi şampuan ve sudan koruyacaktır. İşte oldu. Tanrı'ya şükür. Temizleme zamanı. O kadar tuvalet kağıdına ihtiyacın olduğunu sanmıyorum Wednesday. Ne fark eder? Tuvalet tıkanmış. Ay, sifonu çeksem iyi olacak. Olamaz. Pis su dışarı taşıyor. Burada ne oldu böyle? Canını kurtar Ting. Ucuz atlattık. Ne yapacağız Ting? Ne? Stretch film mi? Stretch, ha? Buldum. Stretch'i klozetin üzerine saracağım. Umarım pis su taşmasını önleyecek kadar sağlamdır. Sifonu çekerken suyun taşmasını önlemek için streci aşağı doğru bastırın. İşe yaradı. Vay canına, teşekkürler anne. Sakın bunu bir daha yapma. Korkunçtu. Tuvaletimi yapmam lazım. Üzerime su sıçradı. Banyo topları. Bunlarla eğlenceli bir oyun oynayabilirim. Onları tuvalete atacağım. Şu baloncuklara bak. Daha fazla top atalım. Chelsea! Aman tanrım, kes şunu. Butler! Tuvalete bir şey yap. Hay aksi, su durmuyor. Belki kapak suyu engeller. Ne yapacağımı biliyorum. Buldum.
balonun havasını indirelim ve iğneyle birden fazla delik açalım. Şimdi balonu tankın içine yerleştirelim ve sifonu çekelim. Baloncuklar sıçramayı önleyecektir. Tekrar deneyeyim. Lütfen geçen seferki gibi sıçrama. Başarılı. Sıçramadı. Böyle daha iyi. Ha, bu ödül senin. Şeker, tam zamanında. Nefis. Yaşasana, çok eğlenceli. Başın dönene kadar eğlenceli. İşte böyle. Bebek yeşile dönüyor. Hiç değilse Kosmos Sim. Salandacık, neden kustun ki? Hamile misin yoksa? Aklıma bir fikir geldi. El işi zamanı galiba. Bebeği yatırın ve minik bebeği karnının üzerine yerleştirin. Sonra da streç filmine sarın. Üzerine bir öbek şeklinde kille kaplayın. Ve sıcak tutkal dökün. Bir sürü tutkal. Sim eklemeyi de unutmayın. Sonra güzel bir hamile elbisesi de giydirelim. Şuna bakın. Bebek hamile. Bebek nereye gidiyor? Olamaz. Rap diye. Hayır! Üf, zamanında kurtarıldı. Bebeğe yeni ayakkabılar gerek. Esnek bir şey iyi iş görür. Mesela bir balon. Ayakkabı şekline getirin ve sıcak tutkalla kaplayın. Çok fazla görünebilir ama o kadar çok gerekiyor. Ayakkabıların altını şekillendirmeye yeter. Son olarak da boyayalım ve benekli desen yapalım. Mükemmel görünüyor. Bir dakika. Bebeğin elleri çok boş. Onları da renklendirmek iyi olur. Tutkal tabancası yine çıktı. Tutkal tabancasıyla bebeğe upuzun tırnaklar yapalım. Tırnak tırnak, pençe değil. Merak etmeyin, tırnak makası da bu işe yarıyor. Tutkal kurduktan sonra tırnakları düzgün bir boyda keselim. Bebeği Wolverine'e dönüştürmüyoruz ne de olsa. Artık oje sürülecek boya geldiler. Yeni tırnaklarıma bayıldım. Barbie doğum yapmak üzere suyu geldi. Suyum mu geldi? Aman, bebeğini çıkarmamız gerek. Ne yapacağımı biliyorum. Barbie'nin bebeğini doğurması için rahat bir yatağa ihtiyacı var. İşte geldi. Gözleri aynı annesi. Ne kadar şirinsin ha? Bir değil, üç bebek mi? 300 doğurdu. Ne kadar çok, o kadar iyi. Hadi annenize gidin bakalım. Barbie bu kadar çok bebeği olmasını beklemiyordu. Çok ağırlar. Hepsini birden nasıl taşıyacak? Buldum. Ufak bir kutu hazırlayın ve içine yumuşak bir kumaş serin. Sonra da arkasını çevirin ve iki tarafına çubuklar yerleştirin. İşte böyle. Uçlarına da tekerlek olarak şişe kapağı takın. Son olarak da tente ve tutacak ekleyin. İşte oldu. Bebek arabası. Tam 300'lere uygun boyda. Barbie anne biricik bebekleriyle gezmeye gider. Vay canına, bir konser varmış. Evet. Barbie selam. Sen de müzik dinlemek mi istiyorsun? Kulaklıklar Barbie için fazla büyük. Sesi de fazla yüksek. Doğru, kulak zarları patlayacak. Ne? Çok özür dilerim. Barbie'nin küçük kafasında olacak kulaklıklara ihtiyacı var. Ne yapacağımı buldum. Kola şişesi mi? Bize sadece kaptaki plastik lazım. İki küçük düğme alın ve üzerlerine sıcak tutkal dökün. Onları plastiğe yapıştırın ve simi de unutmayın. Ta-da! Fırıltılı kulaklıklar hazır. Barbie üzerinde bir deneyelim. Tam oldu. Artık onların şarkı söylemesine kimse mani olamaz. Dikkat! Şuna bakın, yapış yapış. Bir iz var. Sanırım tuvaletten geliyor. Aman, birisi sıkışmış. Squid Game bebeği tuvalete tıkamış. Kesinlikle yıkanması gerek. Buldum. Barbie'de bir sorun var. Çok çişim geldi. Scarlett en sevdiği tuvalet atıştırmalığını yiyor. Tuvalet mi?
tuvalet bu çilekli malzemenin tadını çıkarsa iyi olur. Nefis. Ha? Hayır. Şapşal seni. Neyse ki Barbie'nin kakası elmastan ama yine de berbat kokuyor. Scarlett bu şişeden gerçek bir bebek tuvaleti yapacak. Üst kısmı kestikten sonra oturak, kapak ve lavabo ekleyin. Sonra da şişe kapağını üzerine yerleştirin. İşte işini bundan sonra burada gör. Ah, çok rahatladım. Dütü, Ken geliyor. Aa, merhaba Ken, sevgilim. Merhaba Barbie. Olamaz, dikkat et. Aa, tanrım, bunu izleyemeyeceğim. Aa, unutmayın, direksiyon başında flört edilmez. Aa, ne oldu, ne oldu burada? Zavallı Ken. Aa, koluna bakın, sanırım kırılmış. Aa, ameliyat yapmak gerek. Doktor Scarlett kolunu nasıl iyileştirecek? Ah, bunun için oyun hamuru gerek. Hadi bakalım. Bir kaşık beyaz oyun hamuru alın ve Ken'in kolunu yapıştırın. Bir şerit daha oyun hamuru alın ve Ken'in kolunu alçıyla kaplayın. Sonra da bandajla boynundan koluna bir askı yapın. Aa, Ken kazada bütün dişlerini kaybetmiş. Tutkal tabancası mı? O ne işe yarayacak ki? Doktor Scarlett'e güvenimiz tam. Ken'in dudaklarına sıcak tutkal sıkın ve boyayın. İşte oldu. Yeni dudakların hazır. Bir bak. Hayır. Her zamanki gibi çok yakışıklısın. Ah, Barbie sana sarılmak istiyor. Bak. Aman pardon, seni yalnız bırakayım. Kızların neden ağızlarının suyu akıyor? Aa, nefis bir doğum günü pastası. Bir saniye. Şimdi ne oluyor? Bir şey çıkıyor. Ken mi o? Oraya nasıl girdin Şapşal? Seni güzelce yıkayalım. Eğlenceli rengarenk su kürekleri gibisi yok. Sanki bulutlar yıkanıyor. Oldu. Biraz daha fırçalayalım. Nasıl görünüyorum? Umarım da değil. Ken'in Barbie'yi etkilebilmesi için daha çok uğraşması gerekecek. Ha, buldum. Bir buket çiçek tabii ki. Bu sefer olacak mı? Hmm, peki. Çok tatlı bir hareket. Aman Barbie anne çok yorgun. Ama bebekler de durmadan ağlıyor. Aa, dinlenmek istiyorum. Nasıl yardımcı olacağımı biliyorum. Boş bir deterjan şişesini alın ve çizgiden kesin. Barbie'ye bir küvet yaptık. İçini su ve gerekli yağlarla doldurun. Güzelce bir rahatlasın. Aa, bu çok rahatlatıcı. Barbie bir tadı da bulmuş galiba. Barbie dinleniyor. Ayaksız Scarlett ne yapıyor öyle? Şşşt! Barbie'nin terliklerine köpük mü sıkıyor? Onu tüyle gıdıklayıp uyandıralım. Aa, ne oluyor burada? Aa, bu ne? Aa, burada köpüklü bir durum mu var? Olamaz, Barbie'nin kafası bozuldu. Scarlett kendini nasıl affettirecek? Tek bir yolu var, el işi. Bir çubuğun içerisine sıcak tutkal dökün ve donat şeklinde yapın. Boyayın da iyice gerçekçi olsun. Biraz sim ve üst malzemesi ekleyin. Donatlar hazır. Üf, neyse. Şimdi atıştırmalığını sevmiş gibi. Ay, ne güzel bir gün. Artık pek de güzel değil. Barbie muz kabuğuna basıp kaydı ve havuza düştü. Hem daha da yüzme bilmiyorum. Köpek balığı geliyor. Barbie çok korktu. Oh, ne oluyor? Ah, kurtarın beni. Bir boru tam zamanında. Simit şekline getirin ve uçlarını birleştirin. Güzelce süsleyin. Mesela flamingo gibi olsun. Suda batmıyor. Bay Flamingo burada oldukça kazalara yer yok. Kızlar hamilelik testi yaptılar. Hepsinin sonucu pozitif çıktı. Kızların hepsi hamile. Wednesday hamile karnından pek memnun görünmüyor. Bir dakika, neden kilit altındayım? Bunlar hapishane parmaklıkları mı? Hayır! Neler oluyor? Aa, acaba kızlar hapishaneyle nasıl başa çıkacak? Hücrene gir! Acele et! Ay, dikkat et, hamileyim. Nihayet uzanabileceğim. Hey, çekil oradan! Bu ne cüret? Bu benim yatağım. Kışt, kışt! Yatağımın elden geçmesi gerek. Polis! Huhu! Ne istiyorsun? Yatağımı zevkime göre dekore etmen için para vereceğim. Bunu güzel yapsan iyi olur. Oldu bil. Dur bakayım.
Vay canına, her şey pembe ve gösterişli. Çarşafların da yumuşak ve kabarık. Bir şey eksik. Aha, kendi posterim. As şunu. Tüm bu pembeler midemi bulandırıyor. Mükemmel. Yatma zamanı. Artık gidebilirsin. Ha? Ustaların burada ne işi var? Altın külçe rüşveti mi? Bu numara çok tanıdık geliyor. Kapıyı neden söküyorlar? Bu da ne demek oluyor? Giga zengin Prenses Peach'ten harika bir giriş. Sıkışıp kaldım. Peach'in kraliyet yatağı Barbie'nin kabarık yatağını kesinlikle yener. Neye bakıyorsun sen? Ne gösteriş ama. Ve sen, zavallı Wednesday. Zavallı. Kendi yatağımı kendim yaparım. Bir kürek mi? Görünüşe göre odada bir ustamız daha var. Hey, yatağımın her tarafını kirletiyorsun. Hazine aramak için kazı yapma zamanı olmadığı kesin. Aha, onu buldum. Bir mahkumun tabutu. Tabutunu ödünç verdiğin için sağ ol. İğrenç, az önce bir cesede mi öptün sen? Hadi bakalım. Yeni yatağıma uzanmam lazım. Ah, rahatlatıcı. Görünüşe göre rekabet henüz sona ermedi. Doktor, ultrason çekmeye geldi. Önce bana yap. Bu kadar paraya elbette. Önce ben başlamak istiyorum ve sana bütün bu altınları vereceğim. Altın paradan daha iyidir. İlk önce Prenses Peach başlayacak. Bu ne cüret? Çok zengin olacağım. Pekala, ultrasonu başlatalım. Bir bakalım. Sevimli. O çocuk az önce zıpladı mı? Sıra bende. Acele edin. Parayı kesinlikle bekletemem. Hadi başlayalım. Her şeyden önce para lütfen. $1000. Her şey hazır. Ultrasona başlayalım. Instagram'da selfie'mi paylaşmak istiyorum. Tıpkı annesi gibi güzel bir bebek. Çok sağlıklı ve zengin görünüyor. Ne? Sadece bozukluğum var. Sadece bozukluk mu? Kesinlikle olmaz. Eyvah! Wednesday'i kızdırdın. Ne? Ultrason cihazı nereye gitti? Şey, Wednesday için ultrason makinesini çaldı. Bunu kendim yapacağım. Kendin ultrason çekebilecekken kimin doktora ihtiyacı var ki? Aferin şey. Hadi bebeğimle tanışalım. Affedersiniz. Ultrasonu kullanmak için para ödemediniz. Ha? Anneme zarar vermeye mi çalışıyorsun? Sadece ultrasona ihtiyacım var. Güle güle. Onun gerçekten Wednesday'in bebeği olduğuna hiç şüphe yok. Hanımlar için banyo vakti. Tabii önce Giga Zengin'in girmesi gerek. Her neyse, küveti muhtemelen çirkindir. Senin için altın süslü bir banyo, Prenses Peach. Bayıldım. Bornozumu al ve çık git buradan. Ah, bu çok rahatlatıcı. Sıra bende mi? Beni banyoma götür. Bu biraz zaman alacak. Sadece sana özel bir perden ve duş alanın var. Harika. Yalnız kalabilir miyim lütfen? Ay, özür dilerim. Ben bir Barbie kızıyım. Barbie dünyasında. Ah, ayaklarıma uzanamıyorum. Yardıma ihtiyacım var. Vay be. Bu çok para. Bu botlara karşılık ha? İlginç. Botun tamamını doldurana kadar içine biraz sabun ve su dökün. Barbie artık ayaklarını temizlerken sorun yaşamıyor. Ayaklarını içine sok ve duşta gönlünce şarkı söyle. Bir de bakmışsın ki ayakların tertemiz olmuş. Bu alet çok zekice. Pekala Wednesday, küvetin hemen arkanda. Küçük bir leğen mi? En azından arkanı dön ve beni yalnız bırak. Hop, hiçbir şey görmedim. Güzel bir küvet. Sadece kendinizi olabildiğince küçültmeniz gerek. Sabun için teşekkürler şey. Çok iyi bir yardımcısın. Şu küçük küvete bak. Ezik. Bir dakika. O bir leğen mi? Buna banyo mu diyorsun? Aa, kızlar az önce Wednesday'i kızdırdı. Ne yapmayı planlıyor? Duş başlığını ödünç almak istiyorum. Eyvah. Bu işin sonu iyi bitmeyecek. Barbie'nin duşu biraz renklendirilebilir.
İşte iyi eğlenceler. Durulanma zamanı. La la la. Burada renkli bir durumumuz var. Aa, onlar pirana mı? Evcil hayvanlarım oyun oynamak istiyor. Ay, bir şey beni ısırıyor. Yardım edin! Koca bir şişe meyve suyu içmenin tek bir anlamı var. Mesanesi dolacak. Hay aksi, çişim geldi. Polis, gel buraya ve beni tuvalete götür lütfen. Tuvalet ha? Sorun değil. Hadi gidelim. Benim de çişim geldi. Önce ben gideceğim. Aa, bu bir el. Ben de tuvalete gitmek istiyorum. Al şu parayı. İlk ben gideceğim. Altın külçem var. Tabii ki polis altını seçiyor. Öncelikler işte. Haksız mıyım? Aa! Acele et. Sana sadece 5 dakika veriyorum. Peach'in bu pis tuvaleti kullanmasına imkan yok. İğrenç! Burada ne tür bir canavar yaşıyordu? Beni güzel bir tuvalete götürmeni istiyorum. Bu taraftan lütfen. Tam da sizin tercih edeceğiniz gibi her şey altından yapılmıştır. Bu mükemmel! Nihayet! Ne kadar rahatladım. Tamam, sırada kim var? Ben! Param var! Üzgünüm. Önce zengin kız gitmeli. İçeri gir. Aa, bu pis tuvaleti kullanmam. Biraz daha para ha? Beni takip et. Bu tuvaleti kullanabilirsin. Pardon. Defol git buradan. İçeride biri var zaten. Tüh. Yandaki kapıyı dene. Vay canına. Her şey pembe. Bu tuvalet sadece benim için yapılmış. Çok rahatladım. Harika. Tuvalet kağıdı paradan yapılmış. Sıra bende mi? Aa, beni korkuttun. Dur bakalım. Sen nasıl dışarı çıktın? Bu da ne? Anahtarlarım nerede? Aa, seni sinsi şey. Ver şunu bana. Gel, seni tuvaletine götüreyim. Buyur bakalım. Ne? Yok artık. Wednesday 1 dolar teklif ediyor. Ama tabii ki bu polis için yeterli değil. Çoraplarının parasını ödeyeceğim o zaman. Çoraplarım mı? Wednesday polisin çoraplarını ne yapacak? Aa, anladım. Klozet kapağı koruyucusu olarak işe yarayabilirler. Hatta ekstra sıcaklık verir. Kullandıktan sonra doğrudan çamaşırhaneye gönderin. Tırnaklarımı boyuyorum. Aa, bebeğim tekmeledi ve ortalık berbat oldu. Ah hayır, onu nasıl durduracağım? Belki biraz müzik sakinleşmesine yardım eder. Annenin kulaklıklarını ödünç alabilirsin. Bebeği selfie çekmeye geri dönüyor. Ah sonunda. İşe yaradığına inanamıyorum. Tırnaklarıma geri döneyim. Ah bebeğim tekmeliyor. Ah! Bebek Mario kabus görüyor olmalı. Belki kulaklıklar sende de işe yarar. İşe yaramıyor. Yardım çağırsam iyi olur. Polis kimi getirdi? Şey, bu meşhur Billy Stylish değil mi? Çekil üstümden. İşe yarıyor. Sesini sevdi. Bebek Mario titreşiyor. Müzik bebeklere yardımcı olurken Wednesday'i rahatsız etmeye başlıyor. Lanet olsun, şimdi benim bebeğim de huzursuzlanacak. Vay canına, burada tam bir öfke nöbeti yaşanıyor. Bir dakika, bir şey hatırlıyorum. Wednesday o boş teneke kutularla ne yapacak? Kutuları bir iple bağlayarak telefon gibi çalıştırabilirim. Böylece bebeğim beni dinleyebilir. Fırtınalı bir gecede kocaman korkunç bir canavar varmış. İşe yarıyor. Bebek Wednesday'i uyutmanın en iyi yolu bir korku hikayesi anlatmak. Harika, bebeğim uyudu. Ben de biraz dinlenebilirim. Barbie bebeğinin cinsiyetini öğreneceği için heyecanlı. Balonu patlatma zamanı. O bir kız. Tıpkı bu Barbie bebek gibi. Kızımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bebeğinin cinsiyetini öğrenme sırası Prenses Peach'te. Bunu pinyata tarzında yapacak. Hayya! Tüm bu hazineleri kim sevmez ki? Ama daha da iyi bir hazine bekliyor. Bir Lego Mario mu?
benim bir oğlum olacak. Bu bir oğlan. Wednesday sıkıcı patlayan balon istemiyor. O bir bomba mı? Herkes kendini korusun. Hayır, 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 hayır. Ucuz atlattık. Bir kız. Bu hiç heyecan verici değil. Hala yaşıyorum. Kocaman bir hamile göbeğinin olması uyumayı zorlaştırır. Buraya kadar. Destek çağırıyorum. Yardım edin bana. Bu bir tek boynuzlu at mı? Bu Ken. Sana deniz simidi getirdim. Geldiğine inanamıyorum. Bana ne getirdin? Ha? Deniz simidi ne için? Önce yataktan kalk da sana göstereyim. Simidin üstüne yat. Karnını deliğe yerleştirdiğinden emin ol. Tamam o zaman. Böyle mi? Vay canına, çok rahatmış. Demiştim. Ve sarılabileceğin tek boynuzlu bir atın da var. Gelmiş geçmiş en iyi erkek arkadaşsın. Tatlı rüyalar. Bu çok tatlıydı. Şimdi Peach biraz kıskandı. Keşke... Vay! Merhaba, ben geldim. Mario? Sana bir şey getirdim. Vay canına, bu bir göbek yastığı mı? Bayıldım. Çok rahat. Artık gitme vakti. Ne güzel değil mi? Karnı yastığın üstünde rahatça dinleniyor. Herkes çok gürültü yapıyor. Kapağı kapatmam lazım. Aa, karnı engel oluyor. Aa, Şey bıçakla ne yapacak? Wednesday'in göbeğini mi kesmeye çalışıyor? Ne? Şükür ki Wednesday'in göbeği sığabilsin diye kapakta bir delik açtı. Şey gerçekten becerikli. Kızlar bugün ne yapıyor? Vay canına, bu kraliyet bebek arabası mı? Sonunda geldi. Bu mükemmel. İşte ödemesi. Vay canına. Bebek arabasını bana verirsen sana bir altın veririm. Olmaz. İşte altın külçe. Evet, bu gerçek. Altın bebek arabası bana daha çok yakışıyor. Bu haksızlık. Onu ilk ben aldım. Şimdi kendimi biraz kötü hissettim. Bir planım var. Vay, paradan yapılmış bir bebek arabası. Hiçbir şey bebeğime bundan daha uygun olamaz. Teşekkür ederim. Vay be. Ben gotik bir bebek arabası istiyorum. Gotik bir bebek arabası için $1 mı? Size sadece bu fiyata eşdeğer bir şey verebilirim. Arkandaki çekmece mi? Kurye ne yapıyor? İşte bu kadar. Hey, sinsice yaklaşmayı kes. Alabileceğin tek bebek arabası bu. Güle güle. Sadece düz boş bir çekmece mi? Wednesday canlandırmayı iyi biliyor. Gotik bir bebek arabası alamayacaksam kendi yöntemimle yapacağım. İyi ki yanımda siyah sprey boya var. Her şeyi siyaha boyamak istiyorum. Tıpkı ruhum gibi. Etrafına kırmızı ve gümüş zincirler ekleyeceğim. İçinde birkaç çarşaf ve üstünde bir yastık. Bebeğimin yeni asma beşiğine bayılacağından eminim. Tüm hanımlar bebek arabalarından memnun görünüyor. Hepsinin kendine has bir tarzı var. Temizlikçi kadının yapacak çok işi var. Ama görünen o ki hamile karınlara dokunmak için boş vakti var. Hamile göbeği! Ona dokunmalıyım. Çok büyük ve çok yumuşak. Ne yapıyorsun sen? Çekil üstümden. Al şu parayı artık ve git. Güzel, artık zenginim ve hamile bir göbeğe dokunabiliyorum. Bu yeterli değil mi? O zaman bu para silahını al. Vay canına. Tamam tamam, alacağım. Oh, oh, bir hamile göbeği daha mı? Nihayet. Hamile göbeği. Hayır, dur, dur. Dokunmalıyım. Git başımdan. Yakaladım. O kadar da hızlı değil. Ah, çok şükür. Şurada dokunabileceğin başka bir göbek var. Bu Wednesday. Varım. Gözüm üstünde. Prenses Peach yasak bölge. Teşekkürler memur bey. Hamile göbeğin çok büyük. Bu da ne? Karnıma dokunabileceğini kim söyledi? Çabuk git buradan, yoksa... Vay! Buna gerek yok. Başka bir planım var. Şey, o çivilerle ne yapıyor? Sanırım Wednesday'in göbeği biraz süslense iyi olur. Bu hiç eğlenceli değil. Göbeğin tamamı sivri çivilerle kaplanana kadar eklemek gerek.
Kim dikenli bir göbeğe dokunmaya cesaret edebilir? Aa, batıyor. Aa! İyi iş çıkardın şey. Çak bir yumruk. İşte yemeğin. Böcek lapası mı? Ye gitsin. Oldukça eşsiz bir lezzet değil mi? Ben de Wednesday'in örümceklerden hoşlanacağını sanırdım. Barbie'ye de böcek lapası geliyor. İğrenç. Al bütün parayı. Bana daha iyisini ver. Anlaştık. Sosisli sandviçe ne dersin? Sonunda gerçek yemek. Benim gitmem lazım. Bu hiç adil değil. Tabii ki Peach de aynı lapadan alıyor. İğrenç. Al sana altın külçe. Lezzetli yiyecekler getir. Pizza. Çok lezzetli. Ne? Neden ona pizza veriyorlar? Ben de istiyorum. Pizza kalmadı ama krem şantiye ne dersin? Krem şanti ve sosisin uyumlu olacağını sanmıyorum. Ama Barbie mutlu olduğu sürece sorun yok. Ben de tatlı bir şeyler istiyorum. Bir dilim pasta. Pizzanın üstüne koymak için iyi gider. Bu hiç mantıklı değil. Pasta istemiyorum. Krem şantinin de tadı güzel değil. Umurumda değil. Ye şunu. Tanrım. Yemeğin tadını çıkarsana. Bebeğimin geleceğini hissedebiliyorum. Çok fazla pembe su var. Doğurmak üzereyim. Olamaz. Altın suyum geldi. Bebeğim geliyor. Ne? Karnım acıyor. Ve suyum geldi. Bu mürekkep balığı mürekkebi değil. Wednesday doğum yapmak üzere. Doktorun bugün işi başından aşkın olacak. Tüm hamilelerimiz doğum yapmaya hazır. İlk kimi halletsem acaba? Ben sana para veririm. Bu fikir hoşuma gitti. Daha fazla para verebilirim. Vay be, bir kasa dolusu para. Nasıl hayır diyebilirim? Ha? Sadece bozukluğum var. Sen sonuncu olacaksın. Her neyse. Tabii ki doktor en çok para vereni seçti. Önce şu parayı bir kenara koyalım. Doğurmaya hazır mısın? Şimdi derin bir nefes al ve ıkın. Ben deniyorum. Çıktı. Oo, biricik giga zengin bebeğine bak. Benim altın çocuğum. Tıpkı annen gibisin. Sıra bende. Acele et. Dayanamıyorum. Önce para. Bu kadarı yeter. Şimdi bebeğine bakalım. Derin nefes al ve ıkın. Başını görebiliyorum. Biraz daha ıkın. İşte geldi. Zengin bebeğin çok sağlıklı. Şuna bak. Bebeğim benim. Wednesday sessizce çabalıyor. Buraya gel temizlikçi hanım. Şimdi doğum yapmama yardım edeceksin. Öylece süper öp çıkarayım mı yani? Yok yok, çıplak ellerimi kullanayım en iyisi. Ikınmaya devam et. İri bir bebeğin var. Ikınıyorum. Onu yakaladım. Bebeğin nasıl uçacağını biliyor. İşte annen. Benim küçük gotik bebeğim. Sonunda annenle birliktesin.